Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugünkü konumuz ısı pilleri. Isı pilleri şu anda çok fazla görmüyoruz ama bir zamanlar kullanılıyordu. Yani hala da bazı şeylerde termistör tarzı veyahut da ısı kontrol devrelerinde kısmen ısı pili veya ısıya duyarlı elemanlar kullanılmaya devam ediliyor. Ama bu gelecekte ısı pili kullanılmayacak demek değildir. Bunlar var, mevcutlar. Fakat eskisi gibi kullanılmıyor. Dünyada eskiden kullanılıyordu. Bu hem lise sorusu, hem üniversite, hem de telsizcilikte önemi olan bir pillere örnek göstereceğim. Şimdi elimde iki malzeme var. Bunun bir tanesi bakır tel, şu bakır tel. Diğeri de demir tel. Bu demir tel ve bakır teli birbirine saracağım, sarıyorum ki hazır. Yani ben bunu aslında şunda, şurada ya da elinizde sarıyorsunuz. Bütün olay bu. Yani bakır ve demir. Yani bu en basit kendinizin yapabileceği elektrik üretebileceğiniz pil. Ama bunun oluşturacağı elektrik yüksek bir amperi yok. Ama elektrik pili yani. Böyle bir pil yapabildiğinizi göreceksiniz. Ben sizin için bunu yaptım. Sardım. Bakın şimdi teli böyle üst üste sardım. Ama tel birbirine değmiyor. Bakın şu uç çıkık yani. Değmiyor. Yani buradan birleştirmedim. Kendi aralarında emaye var. Sardım üstüne. Bildiğiniz yani şuradaki teli aldım. Şöyle şöyle sardım. Ama ucunu birbirine değdirmedim yani. Değdirmedim. Sadece sardım. Bobin yaptım yani. Ve tellerin bir ucuna avometre, öteki ucunu da avometrenin öteki ucuna koydum. Şimdi bu da benim avometrem. Avometrem. Beraber deney yapacağız. Bu öğrenciler için de bir deney olsun. Hep beraber görelim ne olacağını. Yakıyorum. Bilmiyorum değerler nasıl görünüyor. Bayağı bir artmış olması lazım. Yaktım, yaktım. Herhalde bayağı bir artmış olmuş. Ben de göreyim ne kadar çıkıyor. Evet, artıyor. 1 volta kadar çıkıyor. 1 volt, hatta 1 voltu da geçiyor bazen. Bakın. Şu anda yani yakıyorum. Gördüğünüz gibi 1 volta kadar elektrik elde ediyorum. Şu küçücük parça üstünden. Bu bir gösterge, termistör gibi bir malzemeye yarayabilir arkadaşlar. Ve hiçbir bağlantısı yok. Peki bu pil nasıl oluştu? Evet, şu anda düştü. Hatta ben de göreyim kendi yaptığım deney gerçekten iş görüyor mu? Evet, görüyor. 500. Evet, 1 voltu yani. Bu bir ısı pili arkadaşlar. Avometremi kapatayım. Peki neler oldu burada? Size onu göstereyim. Şimdi ısı pilleri bakırın atom numarası 26, bakırın 26, demirinki de 29. İki metal arasında elektron akımına sebep olduk. Bunu yapan ısı. Yani ısı vererek biz kendi aralarında elektron alışverişine sebep olduk. Yani bu fizik sorusu gibi biraz da kimya ilgilendiriyor. Isı atlaması ile biz birbirlerine elektron alışverişi yaptık ve sonuçta burada demir olan da eksi oluştu.
Vakur alanda artı oluştu. Yani burada bir pil elde ettik. Isı pilleri bazı özel yerlerde derece ölçülecek, bunun gibi yerlerde kullanılır. Eskiden radyolarda, radyo lambalarında bir yerlerde kullanılırdı. Ama şimdi artık eskisi gibi lambalı radyolar, lambalı malzemeler olmadığı için fazla kullanılmıyor. Ama bu konu hakkında da biraz bilginiz olsun. Yani bir telsizci her şeyi bilmek zorunda ve bilmeli diye düşündüğüm için bu deneyi size yaptım. Yine tekrarlayalım. Isı pilleri bu şekilde birbirlerine bağlantısı, buradan bağları yok. Elektron birbirlerine havadan elektron akımı geçişiyor. Isıyı verdiğiniz zaman. Burada bir mum yakalım örneğin. Yine bu teli birbirlerine şöyle gelişi güzel sarın. Ama biri farklı olacak. Yani biri belki alüminyum veya galvanizli tel de olabilir. Diğeri bakır olsun. Uçlarını şey yapın. Emaye'yi hani ölçeceğiniz uçta emaye'yi silin. Ki hani avometrenin uçları değilsin. Ve kibriti veyahut da çakmağı çakın, mumu yakın. Elektrik elde ettiğinizi göreceksiniz. Ancak dediğim gibi bu elde edilen elektrik enerjisi büyük bir voltaj değil, büyük bir miliamper değil. Ama bunun için özel yapılmış pillerde daha özel, daha iletkenliği fazla, elektron akımı alışverişi daha fazla olacak olan özel metaller kullanılmış. Bizim yaptığımız burada sadece basit bir bakır telle bir demir telin bir araya gelmesiydi. Ama bunun mantığını eğer siz öğrendiyseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Hani ısıdan elektrik elde edilir mi diye bana sorarsanız evet. Bunun gelecekteki şeyi nedir? Yani nerede kullanılabilir diye düşünürseniz size şunu söylerim. Yerin altına mağma tabakasına hani bir boru sokulup bir delik açma davası vardı ya, aşağıdan elektrik elde etme. Hadi ısı enerjisini dünyaya dünyanın alt tarafı mağma tabakasındaki ısıyı verdiniz. Bundan da yerin altından yani 20-50 metre 100 metre altına inilip ısı enerjisinden pil elde edilme yani jeneratör. Biz hep güneş, rüzgar hepsini düşünüyoruz. Bunlar da gelecekte yani bunu dünya biliyor. Ama şu ana kadar belki bir fizik hocası, belki bir elektronik hocası, bir elektronik mühendisi bunu biliyor. Ama bunu siz bilmiyordunuz bu kadar basit bir şey olduğunu. Ben de size göstermiş oldum. Telsizcilik her şeyin içinde vardır. Yani piller de bizim konumuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.